Merhaba, bu videomda DevX String Data Grid'i üzerinde imaj gösterme, edit butonunu aktif etme ve alanlardan birinde drop list, daha doğrusu select list şeklinde seçme imkanı sağlayacak bir yapı oluşturmaya çalışacağım. Save butonunu aktif edeceğim. Proje olarak daha önce kullanmış olduğumuz, daha önceki derste kullanmış olduğumuz proje üzerinden ilerleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni videolarla ilgili bildirimler gelecektir. Bunlara ulaşabilmek için bildirim zilini açık tutmanız yeterli olacaktır. Şimdi videoya geçelim. Ekranda gördüğünüz gibi daha önceki dersimizde user şeklinde bir data modelimiz vardı. Bu model içerisinde ID, username, create date ve imaj şekli. İmajı yeni ekledik. Daha önceki dersimizde imaj yoktu. Bu alanda da internetten indirdiğimiz 3 tane resim. Resimleri default olarak klasör olarak VV root'u gördüğü için onun görme nedenini de şuradan göstereyim. ASP.NET Core'la gelen bir özellik User Static Files. Bunu tanımladığınız zaman default olarak VV root'u görür. Tabii ki bunu değiştirebilirsiniz, revize edebilirsiniz. Folder'un pedini değiştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde kalmış bir durum. Ama default olarak VV root'u görecektir. VV root'un içerisine ben 3 tane imaj ekledim. İnternetten indirdiğim. İmajların pedini bu şekilde verebilirsiniz. Direkt VV root'u göreceği için herhangi bir şekilde tilt işareti yapıp ped vermenize gerek kalmayacaktır. JS tarafına, HTML tarafına geçtiğimizde imaj butonunu ekliyoruz. Şunları kaldırıyorum. Şunlar şu anlık bize lazım değil. Bu kısma geçtiğimizde imaj nesnesini tanımlıyoruz burada. Yeni bir kolon gibi. Image field. Cell template özelliği var. DevXtreme'in gridinde. Bunu tanımladığınızda bir div içerisine imaj tanımlıyorsunuz. Append tekniği, jQuery'de olduğu gibi. Search olarak image field'ının value'sunu eklediğinizde şurada gördüğünüz ped'i alacaktır. Ve şuraya yansıtacaktır. Deneme amaçlı bir çalıştıralım projeyi, bir görelim. Bakalım imajı getiriyor mu? Evet. İmajlar geldi. Gördüğünüz gibi. Evet. Diğer işlemimiz ise grid üzerinde edit yani update işlemini aktif hale getirmek. Onunla ilgili küçük bir çalışma yapacağız. Bununla ilgili şöyle bir eklentimiz var. HTML tarafında jQuery fonksiyonu içerisine. Gördüğünüz gibi edit, mod, row update işlemini aktif hale getireceğiz. Önce butonun gelip gelmediğini bir kontrol edelim birlikte. Evet, edit butonu geldi. İlerleyen derslerde bunları Türkçe'ye çevireceğiz. Onunla ilgili de bir çalışma yapacağız. Edit butonu geldi. Edit butonu tıkladığınız zaman tabi bu PNG ile ilgili kısıtlamayı da göstereceğim size. Kolon bazlı kısıtlamayı. Şu an için gördüğünüz gibi alanlar geliyor. Şimdi buraya bir tane grid ekleyeceğiz. Özür diliyorum. Buraya bir drop list ekleyeceğiz. Bu drop listten seçme izni vereceğiz. Bu şekilde bir kullanıcıya veya bir nesneye, bir objeye çoklu seçim yapma hakkı vereceğiz. Şimdi bununla ilgili öncelikle bir model oluşturalım. Buna da rol diyelim. Rolümüzü oluşturalım. ID diyelim.
ne diyelim, rol name diyelim. Evet. Ekledik. Bu kısmı temizlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Kullanmadığımız yüzükleri kaldıralım. Performans açısından önemli olacaktır bu. Evet. Şimdi bu kısımda rol nesnesini tanımlayalım. Evet. Bir iki tane kayıt oluşturalım. Hatta şöyle yapalım, hiç uğraşmayalım, böyle ekleyerek şuradan eklemeye çalışalım. Evet. Şöyle yapalım. New role diyelim. ID olarak 1 diyelim. Şu nesneyi kopyalayalım. İki. Bir tane daha ekleyelim. 3 olsun. 3 diyelim. Virgül. Admin diyelim. Personel diyelim. Evet. Virgülümüzü atalım. Role name. Buna da standart diyelim. Evet. 3 tane rol tanımladık. Şimdi feedback role diyelim buna. Şuraya ekleyelim. Şimdi bu şekilde modele ait olan datayı getirebiliyorduk. Şimdi burada role ait olan nesneyi getireceğiz. Datayı getireceğiz. Role ait olan datayı feedback'te getireceğiz. Evet. Role diyeceğiz. Bunu yaparken mevcut user class'ına biz de role ile ilgili ID ekleyeceğiz. Yani role ID. Ekleyelim. Role ID diyelim. Bu kısımda da role ID ile ilgili işlemimizi yapalım. Mesela Ali'ye admin yetkisi verelim. Personel yetkisi verelim Ahmet'e de. Standart yetki verelim. Evet. Şuraya şöyle bir tanımlama yapalım. Role diyelim. Buna da role ID diyelim. Şöyle virgülümüzü koyalım. Bu kısmı şu metodu kullanacağız. Lookup. Burada şunu da revize edeyim. Title, role, name. Şunu da yukarıdan belirlediğimiz. Daha önce oluşturmuş olduğum kodlardan yararlanarak ilerlemeye çalışıyorum. Tekrar sıfırdan yazmamak ve zaman kaybı olmaması adına bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Videoları uzatıp sizi sıkmamak için. Evet, bu nesneyi de ekledik. Şu nesne belirlediğimiz drop list, daha doğrusu select listi dolduracak yer. Data source olarak yukarıda belirlediğimiz feedback içerisinde doldurduğumuz data. Burada da datanın search'ünü belirliyoruz. Çalıştıralım bir. Bakalım gelecek mi? Herhangi bir sorun olacak mı?
Evet. Edit diyoruz. Evet, getirdi. Gördüğünüz gibi buradan seçmenize izin veriyor. Tabii save veya cancel. Cancel diyoruz. Buradan seçmenize izin veriyor. Buradan değişiklik yapmanıza izin veriyor. Şimdi belirlediğimiz alanların update'ini engelleyeceğiz. Örnek olarak imajı update edemeyecek. Gördüğünüz gibi burada update etmenize izin veriyor. Burada da update etmenize izin veriyor. Şu şekilde. Şöyle ilk nesneden bakalım. Burada da update etmenize izin veriyor. Mesela kayıt tarihini update etmek istemiyorsunuz. İmajı update etmek istemiyorsunuz. Bununla ilgili komutu da yazacağız. Kodu da yazacağız. Değişmesine izin vermeyeceğimiz alanlara allow editing şekli bir kod var. Bunu eklememiz gerekiyor. Örnek olarak nereye ekleyelim? Tarihe ekleyelim. Tarih alanına. Tarih alan değişmesini istemiyoruz. İmaj alanına gelelim. İmaj alanı da değişmesini istemiyoruz. Bu şekilde eklediğimizde tekrar bir refresh edelim. Evet. Edit diyoruz. ID değiştirebiliyoruz. Buradan seçim yapabiliyoruz. Ama tarihi değiştiremiyoruz. İmajı değiştiremiyoruz. Bu şekilde kısıtlama yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde istediğiniz kolonu editleyebilirsiniz. Bundan sonraki derslerde bu edit butonunun arkasındaki event üzerine bir çalışma yapacağız. Toplu delete işlemi yapacağız. Tek satırla ilgili delete işlemi yapacağız. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni ekleyeceğim derslerden haberdar olursunuz. Umarım yararlı olmuştur. İyi çalışmalar.